her seçim öncesi tüm adaylar birbiriyle adeta vaat yarışına çıkar. Zaman zaman ipin ucu öylesine kaçar ki neredeyse bir cennet kalır adayların vaat etmediği. Hafızayı beşer nisyanla mağluldür sözü pek meşhurdur ve de insanoğlunun hafızası zayıftır, unutur anlamındadır. Doğrudur, insanoğlu unutur ama arşivler unutmuyor. Dijital ortamın sağladığı arşiv kolaylığı ve imkanı böyle hızla arttıkça bundan sonra da hiç unutmaz. Bir de yazılı metinler var, hemen her seçimde bol bol dağıtılmış. Tüm seçimlerin ve tüm adayların vaatleri bir yerde toplanmış mıdır, öyle bir arşiv var mıdır bilmiyorum ama birçok afiş ve broşür kısmen de olsa bir hayli insanın kitaplığında ya da dolabındadır. Bu yaşlı hafızamda ve mütevazı kitaplığımda bu kent üzerine yapılmış, yazılmış, fotoğraflanmış öylesine vaatler var ki zaman zaman bakar ve kah gülerim, kah bir seçmen kitlesi nasıl böylesine uçuk hayallerle avutulur diye hayretlere düşerim. 31 Mart sonrası bu ülke çok ciddi bir tasarruf dönemine girecektir. Girmek zorundadır. Bu husus hükümetin plan ve programlarında görülüyor. Hükümet adına yapılan açıklamalarda gayet doğru olarak dile getiriliyor. Onun içindir ki önümüzdeki dönem kentleri yönetmeye talip olanlar ileride kendilerini zorda bırakacak vaatlerden kaçınırlarsa isabet olur. Yakındır projelerin ortaya çıkması ve topluma sunulması. En geç bu ayın ortalarına doğru tüm adaylar projeleriyle seçmenin karşısına çıkacaktır. Önemli olan ciddi bir gerçekleşme takvimi ve yatırımın kaynaklarıyla birlikte sunulmasıdır o proje. Gönül ister ki adaylar bir açık oturumda karşılıklı tartışsınlar ama bu uzun zamandır olmayan bir şey ve bu seçimde de olmayacak. Biz haber medya olarak tüm adayları projeleriyle sizin karşınıza getirecek ve sizin merak ettiklerinizi, sorulmasını istediklerinizi sizin adınıza soracağız.